Almanya'nın ünlü Max Planck Enstitüsü'nden araştırmacılar Warnecken ve Tomasello, ödülle değerler arasındaki ilişkiyi incelemek için bir deney tasarlıyor. Deneyin enteresan yanı da şu, deneyi 18 aylık bebeklerle yapıyor. Çünkü bebekler bu yaşta tam olarak sosyalleşmemiş oluyor. Merak ettikleri soru da şu, yardım ettikten sonra çocuklara ödül verilirse çocuklar yardım etmeyi bırakır mı? Yani ödül çocukların değerlerini öldürür mü? Çocukları anneleriyle beraber tek tek odaya alıyorlar. Anneler kenarda bekliyor. Böylece çocuklar kendilerini güvende hissediyor. Ortaya bir masa koyuyorlar ve çocuğu da yere oturtuyorlar. Warnecken masada çalışmaya başlıyor. Birden kalemini düşürüyor. Çocuklar da doğal olarak kalemi alıp Warnecken'e veriyor. Yani çocuklar ona yardım ediyor. Warnecken de bu yardım karşısında bazı çocuklara ödül veriyor, bazılarını övüyor ve bazılarına hiçbir şey yapmıyor. Sonra deneyin ikinci kısmına geçiliyor. Çocuklara birer oyuncak veriliyor ve Warnecken yine masaya oturuyor. Çocuklar oyuncakla oynarken kalemi tekrar düşürüyor. Acaba bu sefer hangi gruptaki çocuklar kalemi alıp ona verecek? Çocukların daha önce ödül ya da övgü almış olması onların davranışlarını etkileyecek mi? Sonuç çok net gösteriyor ki ödül alan grup en az yardım eden grup oluyor. Övgü alan grup yardım ediyor ama ödül övgü almayan gruba göre çok daha az. Neden peki? Yardım etmek ve iyilik insanın doğasında olan bir değerdir. Onun için de çocuklar bunu iç motivasyonla yapar. Yani sadece yardım etmiş olmak için yardım eder. Ama çocuklara yardım ettikten sonra ödül verilirse veya onlar övülürse iç motivasyonun yerini dış motivasyon alır. Çocuklar dış motivasyon için yardım etmeye başlar. Dış motivasyon ortadan kalkınca, yani ikinci deneyde ödül veya övgü verilmeyince yardım etme davranışı da ortadan kalkar. Deneyde de tam olarak bu oluyor. Ödül ya da övgü alan çocuklar bunlar ortadan kalkınca yardım etmeyi bırakıyor. Daha önce söylendiği gibi iç motivasyonu ve tutumu öldüren ödül burada da değerleri öldürüyor. Profesör Richard Pape's iyilik yapmakla ödül arasındaki ilişkiyi anlamak için bir deney tasarlıyor. 72 çocuğu iki gruba ayırıyor ve tek tek odaya alıyor. Çocuklara iki kutu dolusu renkli küçük kağıtlar veriyor. Onlardan şöyle bir şey rica ediyor. Şu anda hastanede yatan hasta çocuklar var. Bu arkadaşlarınız bu kağıtlarla oynamayı çok seviyor. Onlara yardımcı olmak ister misin? Yardımcı olmak istiyorsan bu küçük kağıtları renklerine göre ayrıştırman gerekiyor. İlk gruba bu iş için oyuncak, yani ödül vaat ediyor. Diğer gruba hiçbir şey vaat etmiyor. Çocuklar kağıtları ayrıştırmaya başlıyor. Bir süre sonra onları bölüp, tamam teşekkür ederim, bu kadar yeterli diyor. Sonra masaya bazı oyuncaklar koyup odadan çıkıyor. Ama çıkmadan önce de çocuklara diyor ki, ben şimdi çıkıyorum, isterseniz ayrıştırmaya devam edebilirsiniz ya da buradaki oyuncaklarla oynayabilirsiniz. Sonra çocukları gizlice izliyor. Acaba çocuklar ayrıştırma işini bırakıp oyuncaklarla mı oynayacak yoksa ayrıştırmaya devam mı edecek? Ödül almayan gruptaki çocukların %100'ü hasta çocuklara yardımcı olmak için ayrıştırmaya devam ederken ödül alanların sadece %43'ü devam ediyor. Görüldüğü üzere çocukların %57'si ödül yok diye yardımcı olmayı bırakıyor. Çocukların değerleri öldürülüyor. Ödül ve övgü gibi dış kontrol mekanizmalarıyla değer kazandırmak çok zordur. Tam tersi, bu mekanizmalar çocuğun var olan değerini öldürür. Çocuğa davranışları için ödül verildiği zaman ona şöyle bir mesaj gider. Yardım etmek kendi içinde değerli değildir. Onun için ben sana dışarıdan bir ödül vereceğim, sen bunu ödül için yap. Değer kazandırma süreci çocukların değerleri içselleştirmesini gerektirir. Ama ödül içselleştirme sürecini olumsuz etkiler. Tam tersi değerleri dışsallaştırır. Hatta bir araştırmada paylaşım yaptıktan sonra ödül alan çocuklara neden paylaştın diye soruyorlar. Çocuklar ödülü kazanmak için paylaştım diyor. Normalde ne demesi gerekir? Yardıma ihtiyacı olan çocuklara yardımcı olmak için, ona üzüldüğüm için, kendimi onun yerine koyduğum için. Ama ödül, bu iç motivasyon kaynaklı değerleri öldürür. Değerlere dış motivasyon yükler. Zaten ülkemizde çocuklar iyi bir şey yaptıktan sonra övdüğümüz ve kötü bir şey yapınca ayıp dediğimiz için değer oluşturmakta zorlanıyoruz. Çocuklar değerleri içselleştiremiyor. Etrafta ayıplayacak, övgü veya ödül verecek kimse olmayınca çocuk doğru ve etik davranışı göstermiyor. Sahtekarlık oranı artıyor. Değerler öldüğü için kişiler bencilleşiyor ve kendi çıkarlarını korumaya odaklanıyor. Örneğin öğretmen olmayınca kopya çekiyor. Yakalanacaksa yalan söylüyor. Kimse görmeyince yere çöp atıyor. Şirket çalışanları müdür olmayınca çalışmıyor. Bunların altında yatan temel sebep değerlerin içselleştirilmemiş ve değerlerin dış faktörlere bağlanmış olması. Çoğu aile zannediyor ki çocuklar doğru davranışları ve değerleri ödülle öğrenir.
Yine bir seminerde annenin biri bana şöyle bir soru yöneltti. Çocuk doğru bir şey yapıyor ve ben de o davranışı pekiştirmek için ödül veriyorum. Ödül vermezsem ya da övmezsem değerleri nasıl öğreteceğim? Yani bu anne zannediyor ki çocuklar ödüllendirildikleri davranışları sergiler. Anne yine varsayıyor ki çocuklar iyi olmayı bilmiyordur. İyi olmak çocuklara öğretilmelidir. Bu da ödülle yapılmalıdır. Acaba gerçekten çocuk değerleri ödülle mi kazanır? Yoksa çocuklar zaten doğal olarak iyi midir? Ödül verince değerler ölür mü? Yoksa çocuklar ödülle değerleri öğrenir mi?